Başkanım, yanıma gel. Boşaltıldı, tahliye edildi. Bir kısmı oraya da. Şu anda derenin olduğu yere çok yaklaşmış durumdayız. Burada zaten sel ilk geldiğinde saat 7'de biz buradaydık. Dizlerimize kadar falan geliyordu. Şu yıkılan binalar derenin karşısında uzun 10 katlı binayı görüyorsunuz. Onun yanında 8 katlı bir bina vardı. Saat 6 civarında o çöküyor. Şu aşağıda. Aşağıda. Karşıda gördüğünüz bina, biz geldiğimizde ön kısmı sağlamdı. Daha sonra yavaş 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 sel temelini aldı götürdü. Temele doğru, öne doğru yıkıldı. Süleymaniye yurdu. Onun yanındaki bina, biz geldiğimizde saat 7'de ön kısmı yıkılmıştı. Bunların hepsinin temelini sel parça parça alıp götürdü. Belediye Başkanımız Kastamonu. Efendim, hoş geldiniz üstelik. Başkanım sağ olsun. Allah razı olsun. Tamam. Hoş geldiniz. Önümüze geçeceğiz. Sağ olun. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Siz geçin, geçin siz. Sel geldiğinde, sel ilk geldiğinde görüntülerden görürsünüz. Tomruklar burunun üstündeki köprüye kadar geliyor. Tomruklar oraya geldiğinde ve bir tane köprü de o köprüye yapıştığında doğal bir baraj oluşturuyor. Barajın etkisiyle su hızıyla geliyor. Arkadan bütün şehre yayılıyor. Şimdi burası hem bir taşkın koruma sahası hem de şu bölge ve bu bölgenin bir kısmı taşkın ovası Sayın Genel Başkan. Bu gördüğünüz bina, biz geldiğimizde saat 7 gibi buradaydık. 5 saat dolaştık buraya. Biz geldiğimizde bu binanın tamamı sağlamdı. Sel parça parça temelini aldı götürdü. Selin görüntülerini ilk gördüğünüzde burada arabalarını çekmeye çalışan insanlar var. Evet. Uyarı yapılıyor, arabalarınızı kaldırın diye. Hiç dolacağı ve geriye doğru taşıp şehri hapsedeceğini hiç kimse akıl edemiyor. İçeride iş yeri sahibi olanlar birçoğu kaçamıyor. Lokantada hayatını kaybedenler var. İmar izni ne zaman verildi tahminen? Bunlar yeni başkanım. Hayır, 3-4 yıllık bir yeni zaten. 3-4 yıllık bir mesele. Öndekiler bir 8-10 senelik bir mesele. Evet. Ama 30 yıldır buralar bağ bahçeydi eskiden. Elma bahçeleriydi, evet. Fındık bahçeleriydi, erik bahçesi evet. Vardı. Benim çocukluğumda öyleydi. Bağ bahçeydi. Buralardan kazanla, imara kazanla evet. Bu hale geldi. Soğurcan gibi. Evet. Soğurcan gibi demir koymuş ya. Kendi binası burası mı? Burası. Evet. Kendi binasında bir şey olmuyor. Benim canlarım gitti burada, ya. Burada 19 tane canımız gitti. 19 tane canımız gitti cenazelerini ya. Cenazelerini bulsak sevineceğiz. Sevineceğiz başkanım evet. Yok. Evet. Gözün görüyor gel. Hoş geldin sana geldim. Abi başkanım gözün görüyor. Şuna evet, soğurcan evet. Gibi demir ya. Evet. Kulübe yapamazsın. Bu kulübe koyamazsın o demiri ya. Evet. Nerede bu insanlık ya? Evet. Ya can bu ya. Canımız canı ya. 4-5 günden beri ya. Bir de ölüsüne dirisi torunlarım kızımın yok. Evet. Yok başkanım yok. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Amin. Geliyoruz, gidiyoruz. Bir şey yok. Evet. Bakıyoruz. Yok. Allah'ın makineler. Evet. Kovuktan çıkacak. Yani yok. Katillik evet. Başka hiçbir evet. Şey değil. Evet. Yok abi evet. Yok. Evet. Mikrofonlar var. Size müsaade ederseniz abi. Size görebilmemiz lazım. Ya yoksa çekemeyeceğiz. Araya girebilir miyim abi? Çok büyük bir şey yaşadık. Evet. Yani yüzyılın felaketi diyebiliriz öyle. Sel noktasında. Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Umarım kısa süre içinde bütün yaralar. İnşallah devletimizin bütün gücü evet. Burada. Evet. Türkiye'nin her yerinden belediyelerimizden her türlü yardım alıyoruz. Evet. Can pahalı herkes çalışıyor. İlk günleri itibaren evet. İnşallah bu yaralarımızı saracağız. İnşallah. Ama tabii can kaybımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Dolayısıyla bir konu var Sayın Genel Başkanım. Şimdi burada müthiş bir 400 küsür metreküp bir debiyle geldi. Şeyle yağış miktarı. Yani sizlerin aracılığıyla bunu kamuoyuna bu spekülasyonu bertaraf etmek için söylüyorum. Bir baraj patlaması iddiası var. Yani HES'in halı saha büyüklüğünde bir suyun ağzını boruya vermek için tuttu. 3 metre 4 metre duvar var. O da göçmemiş.
Bunun çok daha üstünden geliyor bu. Kaybımız yok. Çok iyi. Kulağın 1.015 metre. Yolla beraber düşün. Bir de yaklaşık 30 metre sel. Abi aranı getirme getirmiş. Yol almış. Tek yerip kapatırız. Sen orada geniş bir yer. De vuruyor. Zaman zaman sahilde vuruyor. Atıyor. Çok yani kaç kaldırıyorlar. Araba da gitti, her şey gitti. Bak, ya araba, gitti. Traktör, bir şey değil. Bir şey değil, evet. Şu köprü de galiba, o da değil gitti. Mi? Evet, o da gitti, köşkü. Ağaçlar geldi, oradan tıkadı, buraya vurdu, bana vurdu. Benden sonra arabaları, bak 4 tane araba var. Bak, evet, kendine. Evet. 2 tane de şurada var araba, orada var. Can kaybı var mı diyorsun? Can kaybı yok Allah'tan. Bizim köyümüzün hali burası işte, evet. 700 haneli. Evet. Yukarıdan gelen tomruklar köprüleri tıkadı. Bu hale getirdi çarşımızı da. Yukarıdaki köprü de gene. 5 tane köprü yıkıldı. Evet. %90 Orman Genel Müdürlüğü'nün, Orman Bakanlığı'nın hatası bu. Evet. Yalvarmamıza rağmen çay kenarlarındaki ağaçları keselim veya siz kesin temizleyelim. Hiçbir şey size müsaade etmedi. Bu sel de olduğu gibi hepsini köpünden söktü. Köprüleri tıkadı. Gidecek yeri olmadığı için üst taraftan değirmenin oradan patlattı. Bizim 700 hanelik bu köy. 700-750 hane. Bizim burası var, kapımız Karadeniz'de. Evet, evet. Burasını da mahvetti, sildi, attı. Bitirdi. Ama sizden başka şeyden giden yok, teşekkür ederim. Estağfurullah. Köyümüzün hali iç tarafına bir bakın. Genel Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu da muhtarımız. Mustafa Yakın. Evet. Merhaba. Nasıl muhtarım? Allah razı olsun. Muhtarım Ekrem geçmiş Bey. Olsun. Aa, başkanım. Oo, başkanım hoş geldiniz. Sağ ol. Sağ ol. Hoş sağ geldin, sağ kusura bakma. Her şey çok güzel olacak. Sağ ol. Tabii inşallah. Geçmiş olsun. Geçmişteki can kaybı olmamış yani. Evet, can kaybı, yok. Fakat hasar var. Hasar var, evet. Hasar evet. Çok. Yardım geldi mi muhtarım? Muhtarım yardım geldi mi şu anda buraya? Geliyor. Yani daha. Bir araç gerece ihtiyacımız var. O biraz sıkıntılı. Ama yarın göndereceklerini söylediler. Söylediler. En büyük felaket ileriki günlerde belki inşallah olmaz. Kastamonu'ya kadar 90 kilometre mesafe bizim buradan. Hep ormanlık alan. Elektrik hatları mahalle arasında, ağaçlar arasından geçtiği için her an yangına sebebiyet verebilir. Eğer bir yangın çıkarsa söndürme şansımız hiç yok. Karadeniz bir sahili var yeşillik olarak da, burayı da mahvederiz. Eğer bunun için bir öncülük yaparsanız, bizim mahalle aralarına yani mahallelere gelen elektrik hatlarını hiç değilse yol boyuna alınırsa direkler, ormandan kurtarmış oluruz telleri, bu tehlikelerden de uzaklaşmış bulunur. Yoksa işimiz kötü. Ya her an yıldırım düşmesiyle veya her taraf orman zaten. Biz vatandaşa bir çalı kestirmez. Hizmet yapmaz. Dipleri girmenin imkanı yok. Nasıl yapacağız? Bu ülkeyi bırakacağız mı? Böyle bırakacağız, yansın mı diyeceğiz? Nasıl olacak? Bırakmayız. İnşallah. Tamam. Onu dillendiririz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hadi bak söyle. Sayın Genel Başkanım, çok teşekkür ederim. Hadi muhtarım. Görüşürüz. Yine aşağıdaki konteynerin yanında iki tane iletişim operatörlerimizin baz istasyonları tamamen gitti denize. Belediyemizin oteli ve kapalı spor salonu zemin katları su altında. Yine bu yukarıda Suburup yolunda 34 tane çatan, 26 tane Çatalzeytin ilçesinin 8 tane Türkiye'nin ilçesinin köyü ulaşımla tamamen kapalı pozisyondaydı. Dün geçici olarak yine köyler arasındaki köprülerimiz yine yıkık pozisyonda. Yani şu anda gördüğünüz alanda burada çok büyük bir, burada 70 metre kadar bir Sinop ilçemize bağlayan, Türkiye ilçesine bağlayan burada arada bir köprü var. Bu şey değil mi? Sınır. Evet, evet, evet. Direktmen bu köprü. Arası Gencek'ti değil mi? Evet. Gencek. Karşı Gencek'te Türkiye'liğe bağlı olan Sayın Vekilim. Bu tamamen buradan yok oldu. Tabii ki bu arada da bizim bu hat boyundaki bütün belediyemize ait su hatlarımız, su hanı bütün hepsi beraber. Tabii ki bu arada felç olmuşluğunda buradaki duvarlar yıkıldı. Hatta belli bölgesinde ilçeye tecavüz etmiş durumdaydı. Yani evet. Tabii duvarlar tamamen yıkıldı. Sadece tesellimiz yani can kaybımız bir tane olması. Bir tane can kaybımız. O da köyümüzden, Kursuklu değil, bir köyümüzden. Ama gerçekten köyler tamamen şu anda çok her taraf yıkık durumda.
Şu andaki ulaşım olarak şu anda dün itibariyle 10 köy falan kaldı. 41 köyden 10 köy kaldı. 10 köyde ulaşım halen de devam ediyor. Sayın Afyon Valimiz koordinasyon ekibinde burada başında oranın ekibi komple burada çalışmaya devam ediyor. Bütün bölgede şu anda onlar çalışıyor. Şu anda aşırı derecede farklı bir sıkıntılar çözülmeye gidiyor şu anda. Sağ olun. Sizler de bizlere buraya geldiniz. Bizleri gerçekten onurlandırdınız. Allah razı olsun. Sayın Başkanım geçmiş olsun. Sağ olun. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu tür günlerde tabii dayanışma içinde olmak zorundayız. Sağ olun Sayın Genel Başkanım. Vatanımız bir, bayrağımız bir. Dolayısıyla birlikte yaraları sarmak zorundayız. Biz elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Göstermek zorundayız da ayrıca onu da ifade edeyim. Siz de tabii doğal olarak buranın belediye başkanı olarak yaraların bir an önce sarılmasını isterseniz bizim de görevimiz size her türlü desteği vermektir, yardımcı olmaktır. Geçmiş olsun diyoruz. Şahsınızda bütün belde sakinlerine selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Diğer pek çok belediyemiz de burada görev yapıyor. Eğer bizim yapabileceğimiz bir şey olursa da beldenin emrindeyiz. Onu da ifade etmek isteriz efendim. Tekrar geçmiş olsun Sayın Başkan.